Arkadaşlar Belgrad'dayız. Merhaba. Ya ben bir türlü başlangıç yapamadım. Pino olaya el attı. Böyle yapılır başlangıç. Hava o kadar güzel ki. Ne yani şu an şu kazak çok sıcak yani. Bu kazakla gezemeyiz. Birçok başlangıç yaptım ama maalesef havaalanı, işte pasaport kuyruğu, şu bu derken o başlangıçları boş verin. Bu yeni bir başlangıç. Belgrad'dayız. Böyle ara ara bahsedeceğim, güncellemeler yapacağım size. Havaalanından bahsedeyim. Hiç sorgu falan olmadı bu arada. Direkt pasaporttan bakıp gönderdiler bizi. Okey, otobüse bindik. Otobüse para ödemedik arkadaşlar. Çünkü otobüse bilet alınacak hiçbir yer yok havaalanında. Ve otobüsün içinde de o kart okutacak bir yer yok. Zaten yer de yok. Yani kıpırdayacak yer yoktu otobüste. Bu da böyle bir güncelleme olsun. Onun dışında artık devamına bakarız. Biz şimdi çok açız. Önce bir şeyler yiyeceğiz, sonra vlog gelsin. Şimdi otel odasını manzarasını göstereyim size. Bakın otel odası dedim ama değil, Airbnb burası. Çok güzel. Şu Taksim Meydanı gibi bir meydan var. Orası burası. Ama biraz üst kattayız. Alt kat olsa çok daha güzel olurdu. Kendim o kadar iyi hissediyorum ki şu anda anlatamam size. Ya geziyim ben ya. Sürekli geziyim. Hava çok güzel. Şu montundan dolayı biraz üzüntü içerisindeyim ama halledeceğiz. Ama her an her şey olabilir. Soğuyalım diyorsun. Soğusun. Aa, ne kadar güzel bir kitapçı. Ben burada kaybolurum ki. Kitapçı değil mi? Yanlış anlamadım. Ya burada kırtasiye bölümü de vardır. Sabah erkenden çıkayım da burada bir fotoğraf çekeyim. Şuraya baksanıza arkadaşlar ya. Buraya gezeriz, bakarız. İnşallah kırtasiye bölümü de vardır. Arkadaşlar bu nedir ya? Ya vitrinle aşık oldum. Tamam, bir tavukçuya geldik. Şöyle bir combo söyledik. Burada işte neydi bu peyniri? Mozzarella peyniri var, tavuk var, nugget var. Aşağıda patates var ve böyle soslar söyledik. Biri New York mayonez, biri hardal, biri de jeleponlu yoğurtlu bir sos. Şu bence o yoğurda daha çok benziyor. Dur bakalım, hadi tat sen. Vaa, içinde jelatin bütün galiba. Ha, o yoğurt katı böyle. Ha, hardal değişik. Evet, acı değilmiş arkadaşlar. Bu arada Tuğçe ve Burcu. Merhaba. Bol bol göreceksiniz bu videoda. Hadi yiyelim, afiyet olsun. Mel, afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi biz Damat Ali Paşa Türbesi'ne geldik. Bu türbe türbeyi biliyorum çünkü Pino daha önce Belgrad'a geldiğinde bu türbenin önünde fotoğraf çekilmiş. O zaman geldiği arkadaşları kızın doğru düzgün fotoğrafını çekmemişler. Çekilip çekilip türbenin önünde fotoğraf çektirmiş. Sonra biz de dedik ki bakalım türbeye. Şu pencereden içerisi gözüküyormuş. Ama Pino bizi etrafında döndürdü, bütün pencerelerden baktırdı. Şöyle güzel bir manzaraya geldik. Gün batımını izlemek isterdim ama o kadar kalamayacağız ve biraz erken geldik buraya. Hani batacak gibi değil gün. Ama burası Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin birleştiği nokta. Çok güzel bir manzarası var. Bir kale var sağ tarafta. Burada da şöyle küçük yapıtlar var ama bunlar nedir, niçin yapılmış bilmiyorum. Muhtemelen önceden güzel... Efendim? Değil mi? Çok güzel. Önceden muhtemelen yaşanan kaleler vesaireydi bunlar ama çok güzel. Çok güzel bir manzara. Bego bego. Arkadaşlar burası çok güzel. Yani böyle şey, hem ucuz hem farklı bir ülke hem seyahat. Hepsi bir arada ya. Ucuz derken yani İstanbul'dan ucuz mu tartışılır. Ama yani İstanbul'dan pahalı değil. Hani bir Avrupa ülkesine gidip hani böyle 32-33 ile çarpmak gibi değil yani. O yüzden daha kolay. Üçe bölüyoruz. Üçe bölüyoruz, evet doğru. Böldüğümüz bir yere geldik. Biz Ukrayna'ya ilk gittiğimizde 8'e bölüyorduk biliyor musun? Şu an çarpılıyor mu galiba Ukrayna'da? Tam emin değilim ama. Gerçi savaştan sonra çarpılmıyordur. Böyle bir yere gelip oranın böyle üçüncü nesil kahvecilere gitmeyi çok seviyorum. Bir şehir olabilir mesela. Eskişehir'de çok güzel kafeler var.
Burası da 3. nesil ama bence öyle değil. Birazcık sanayileşmiş yani. Büyük bir kafe. Adı ne buranın? Adını nasıl okuyacağız ki doğru söylüyor. Yani evet, Türkçe dersek kafeterya da onlar nasıl diyorlar bilemiyorum ama eğer Belgrad'a gelirseniz bu kafeden kahve içmeden gitmeyin. Çok güzel bir mekan yani. Çok güzel yapmışlar. Çevireceğim de kameradan insanlar rahatsız oluyor. O yüzden çok fazla çekemiyorum. Çok güzel bir tatlı söyledik iki tane ve kahve söyledik. Tatlılar gelince tekrar kamerayı açarım. Arkadaşlar şöyle bir şey sipariş ettik. Yani bunu görür görmez dedim ki benim bunu yemem lazım. Bir de böyle bir şey sipariş ettik. Bunu ben seçmedim. Ama bunun için çok heyecanlıyım. Kahvem gelsin hemen tadına bakalım. Gerçekten mi? Şimdi ben onu çok dikkatimi çekmedi. Bu benim dikkatimi çeken asıl şey. Deneyim mi? Güzel mi? Ama biraz fazla ekşi. Elmalar ekşiymiş ama arkadaşlar bizim nefes bir şey değil mi? Kamerayı kapat ve gel ye. Ukrayna'da akşamları böyle her adım başı canlı müzik oluyordu. Burada da öyle adım başı sokak sanatçıları var. Canlı müzik yapıyorlar. Şimdi biz Airbnb'ye geldik ama bir markete gideceğiz. Eve biraz alışveriş yapacağız. Hani akşamları atıştırmak istersek diye. Sonra da akşam yemeği için çok güzel bir yeri rezervasyonumuz var. Umarım masamız güzel bir yerdedir de çekebilirim. Eve gidip üstümüzü değiştirip sonra tekrar çıkacağız. 4 kız bir evde kalırsa o ev ne olur? Ya göstermeyi çok isterdim gerçekten. Ev felaket durumda. 8'de rezervasyonumuz var. Yemek yiyeceğimiz yere saat 8'i geçiyor. Ve hala evdeyiz. Ay ışık da berbat. Ama neyse çok güzel bir yere rezervasyonumuz var. Eğer kaçırırsak üzülürüm. Arkadaşlar asansör çok küçük olduğu için böyle 2-2 iniyoruz. Bir de asansörün ışığı böyle yanıp sönüyor. Şeyim. Disko gibi. Neyse süslendik püslendik çıkıyoruz şimdi. Ay böyle şey korkuyorum dediğim gibi oldu. Arkadaşım biri çıkacak. Yani arkadaşlar şu şeyin kürkün benim olmadığını tahmin ediyorsunuzdur. Montum akşam yemeği için pek uygun değildi. Şişme monttu. O yüzden Burcu'nun kısa kürkünü giydim. Ben kürk kadınıyım. Siz geldiniz. Efendim? Burcu'nun sporluğu. Sporluğuyla diyorum. Arkadaşlar yani inşallah bizi restorana alırlar. Almazlarsa ne yapacağız bilmiyorum. Allah, geç kaldık ya. Arkadaşlar aldılar bizi ya. Kaçırmadık. Yani yiyebileceğiz yemeği. Piyano çalınacak. 8.40'da başlıyormuş. Umarız dedik olur hani o etkinlik. Size şeyi göstermek istiyorum mekanı ama çekebiliyor muyuz bilmiyorum. Tehlikeli işler yapıyorsun. Unutup gideriz çantanı sonra görürsün yönünü. Bir de Burcu'nun da neyse arkadaşlar yemeğimi yerken sizi buraya koyacağım. Eğer canlı müzik de olursa şuradan çevireceğim kamerayı izleyin diye. Nereden izleyebiliyorsunuz? Aynen şöyle. Neyse. Şimdi sipariş vereceğiz birazdan. Yemek siparişi. Ay inanamıyorum. Senin çantan burada. Benim çantam burada tatlım. Bakın mekan şöyle bir mekan. Thank you. One list of drinks if you. Arkadaşlar menü inceliyorum. Sessiz olun lütfen. Ya bu menüyü neyini inceliyorum ben sanki Instagram'dan fotoğraflara bakıp yemeği seçeceğim yani. Sanki inceleyince anlayacağım menüden bir şey. Kocaman da böyle şey parşömen getirmişler. Yani olacak iş değil gerçekten ama sessizlik. Menüyü inceliyorum. Bunlar da okuyorlar sanki anlıyorlarmış gibi. Arkadaşlar Pino anlıyormuş yani. Menü İngilizce mi? Bakmadım bilmiyor ya. Tutuyordum arkamı.
Ben gideceğim Instagram sayfalarından siparişlere bakacağım. Hayır, beni ördeği. Ben asla ördek yemem. Şuna bakar mısınız ya? Diye hava atıp atıp durdum. Şu anda donuyorum yani, var ya, titriyorum. Bir de ne oldu biliyor musunuz? Ya biz bu yemek yediğimiz yerde müziği dinlerken ben uyuyakalmışım. Kemancı da fark etmiş. Geldi böyle kemanı suratıma çaldı. Ödüm koptu, çığlık attım. Herkes bana güldü, rezil oldum. Gerçekten rezil oldum. Piro da ben uyurken benim videomu çekmiş. Ya bildiğiniz restoranda uyuyakaldım ya. Ama çok güzel çalıyorlardı. Ne yapayım ya? Of. Çok üşüdüm. Çok soğuk. Erkenciler olarak erken uyandık. Hazırlandık. Fotoğraf bile çekildik arkadaşlar. Daha Pino'yla Tuğçe hazırlanıp inecek. Oo. Şimdi bir kruvasancı varmış. Oraya kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Oradan da lemon mu ne? Neydi? Zemun. Zemun bölgesine gideceğiz. Bugün orada vakit geçireceğiz. Bakalım. Vallahi keyifli oluyor. Büyük bir kırtasiye var demiştim. Dün göstermiştim size. Dün gittim, dayanamadım, oraya gezdim ama içeride video çekmeye izin vermediler. Üzgünüm, video çekemedim. Birazcık bu kamera konusunda, video konusunda şeyler yani. Okey değiller. Bir de bilmiyorum ama Türkler pek sevinmiyor burada arkadaşlar. Yani öyle hissettim. Konuşmaya çalıştığımızda İngilizce konuşmuyorlar mesela, kendi dillerini konuşuyorlar. İngilizce şey yaptığımızda böyle tersliyorlar ama İngilizce konuşabiliyorlar. Sadece bizim Türk olduğumuzu anlayınca Türkler sevinmiyor. Hanımefendiler şükür geldiler. Hello. Hello. Merhaba. Ver anahtarı bana. Biz çok güzel fotoğraflar çekildik. Biz de çeker misiniz? Hayır, bilmiyoruz, düşünmemiz lazım. Beni bitir. sen bana bol malzeme veriyorsun, çekeceğim seni. Biz Bloom diye bir kafeye geldik. Kapıda sıra bekliyorduk ama sonra arka bahçede, yan tarafında yani, yer olunca buraya geçtik. Keyifli bir kahvaltı yapacağız. Kruvasan yok bu arada, hayal kırıklığı. Sabah yedim, ben aldım bak. O sabah bak, hemen inşa etti sabah yedin diye. Sabahleyin küçük bir kruvasan parçası yedim. Parçası mı? Arkadaşlar bir paketli kruvasan. Tamam. Şu Seven Days var ya, onun gibi başka bir marka. Buranın yerel bir markası kruvasan yedim. İtiraf ediyorum. Mecbur kaldım. İtiraf etmek zorunda kaldım. Arkadaşlar Pino beni inşaladı. Sen görürsün. Seni türbeni inşaladım diye bunları yapıyorsun değil mi? Sabah yine çok erken başladık. Evet, o 6'da uyandım ya gerçekten. Yani oğlum, şimdi saat burada 10. Bu saate kadar açılıyor. Saat 10 mu? Evet, doğru. Sonra bayılacağım. Yani ne gerek var öyle şey? Neyse, kahvaltımız gelince gösteririz. Kahve içmedik. Sabah çay içmiştim. Bir de kahveyi bugün içerisinde oturduğumuz başka yerde içeriz diye. Çünkü biraz kahve riskli benim için. Orada tatlı da var mı? Arkadaşlar bana yani tatlı yedirmediğinizin farkındasınız değil mi? Yedin işte. O tatlı mıydı? Neydi? O ekşi bir şey. Sen kendin seçtin artık. Hayır ama o tatlı niyetine de ben böyle gerçek çiroz gibi, böyle mesela waffle gibi, waffle değil de hani böyle tatlı tatlı okay, komalık. Kufa'da gidelim. Ne varmış ya buranın tatlısı. Oraya ha, ondan yiyelim. Ha, evet ondan istiyorum. Ne onun adı? Princess Puff. Princess Puff. Diyorlar. Princess Puff. Buranın yerel bir tatlısı var. Eklere benziyor. Böyle içi dışı ekmek. İçi Alman pastasına da benziyor birazcık. Hani böyle sahte Alman pastasını bu arada. Gerçek Alman pastası o şekilde değil. Çünkü böyle yuvarlak, içinde krema, üstünde pudra şekeri falan var. Onu yemek istiyorum. Merak ediyorum. Neyse. Hadi bekliyoruz. Gelsin mamalarımız.
gözüm çektim sadece. Kahvaltımız nefis görünüyor yalnız. Şöyle pancarlı bir limonlu portakallı bir meyve suyu istedik. Böyle poşe yumurtalı bir keçi peynirli tost. Şeyinki çırpılmış yumurtalı. Scrambled egg. Evet. Avocado with goat cheese. Ne oluyor be? Dayanamadılar, dondurma alıyorlar. Hem boğazları ağrıyor hem dondurma alıyorlar. Bu kızlar bir ailem gerçekten. Benim boğazlarım ağrıyor. Domuz gibiyim. Minik domuzcuk seni. Biz şimdi evin oradaki bir pizzacıya gitmeye karar verdik ama buradan yürüme mesafesi 30 dakika diyor. Otobüslere bilet nereden satılıyor bir türlü bulamadık. O yüzden de kaçak olarak otobüse binmeye karar verdik. Yani eğer yakalanırsak ceza yeriz. Yakalanmazsak da neyse. Havaalanından çünkü bilet almadan gelmiştik. Şu anda da öyle yapmaya karar verdik. Yani bilet almadan otobüse bineceğiz ve gideceğiz. Fikir de Pino ve Burcu'dan çıktı. Margaritalı burrata yiyin dediler. Burrata'lı burrata yani. Burrata'lı severim yani. Evet. Burrata severim. Bol peynirli böyle en sevdiğimiz. Bir tane pizzacıya geldik şimdi. Pizzalar nefis görünüyor. Hemen göstereceğim. Hemen pizzaları göstereceğim. Güneşe gitti. Bir tanesi burrata'lı, bir tanesi soğanlı. Ben pişmiş soğan yemiyorum ama bunları kenara çekip yiyebilirim bence. Hiç sorun olmaz. Çok merak ettim şu anda. Bir de soda söyledim. Soda içmeden olmaz çünkü. Ama şey güzel. Soğuk mu? Burrata'dan dolayı soğuk. Ama domatesi lezzetli. Arkadaşlar pizza yemeye geldik. Dedim ki ikişer tane pizza söyleyelim. Pino dedi ki ben çok aç değilim, bir tane yiyeceğim dedi. Okey dedim o zaman. Bir dilim, bir tane yiyeceğim derken bir dilimdi. Ben iki tane ortaya söyleyelim dedim. Şey dedi ki, Burcu dedi ki ben çok aç değilim dedi. İki tane pizza söyledik. Pino bir dilim yiyip kenara çekildi. Burcu'yla ben... Ortamdaki bu arada dakika. Ben Burcu değilim. Ortamdaki en zayıf iki kişi pizzayı gömdü. Gerçekten ya, o kadar da yedim ki. Ama çok iyi oldu. Kamerayı da yaklaştırmışım. Gözlerim aktı ya. Neyse, pizza çok lezzetliydi arkadaşlar. Şey, burrata'lı şeyi beğenmedim, margarita'yı beğenmedim. Ama şeyi çok beğendim. Antep fıstıklı soğanlı olan var ya, soğan ona böyle et tadı vermiş. Soğanları ayıkladım, Antep fıstıklıyı yedim. Öyle. Pino da domuzlu yedi. Arkadaşlar dedim yani, Müslümansın ya. Burrata yedim, inanmayın, domuzlu söylemedik arkadaşlar. Dedim ki Müslümansın sen, et mi elle mi, domuz olmaz. Önümüzdeki ay oruç tutacaksın, dinlemedi. Yemem. Domuz yok, ne oldu? No. Bira içerim ama domuz. Birayı göstermişim, bir itiraf ettik. Yemek yerken içtik ya. Koymazdım oraları. Olsun, koy, ondan bir şey yok. Yaptığıma yaptım derim, yapmadığıma yapmadım derim. Bir bizdeki kitap kapaklarına bakın, bir de şuna ya. Gerçekten diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Çok güzel. Bu kitapçının içini size gösteremiyorum. Video çekmek yasak ama gerçekten o kadar güzel ki anlatamam yani. Arkadaşlar, bu kitapçıdan, bahsettiğim kitapçıdan Leşu Şemsiye'yi aldım. Şemsiye. Çok sevecek. Şemsiye söylemeyi öğretmeye çalışırken ona şey deyip duruyordu. Şey bile diyemiyordu. Hihi. Neyse, çok güzel gösteririm size. Gün batımını izlemeye geldik. Hem gün batımını izleyelim hem de bir şeyler atıştıralım dedik. Biraz koştur koştur geldik. Yoruldum. Görüyor musunuz ne kadar güzel? Burada kocaman bir alan var bu kale kısmının orada. Park alanı, yeşillik. O kadar güzel. Ağaçlar, çimenler, oturma alanları. Çok güzel. Bir de tabii şu manzara. Bu manzara. Hangi manzara? Hayır, orada bir manzara yok.
Aşko. Bakın benim manzaram sensin, doğru söylüyorsun Aşko. Bir de jelibonla bira iyi gidermiş biramız ben var. Ben çok severim. Tavsiyemdir de. Bir de marketten bir şeyler aldık, onları da göstereyim. Bir tane böyle sweet chili'li Pringles aldık. Biliyorsunuz Pringles Türkiye'den çekildi. Beni kahreden bir olay. Bir tane şöyle cips aldık. Neli olduğunu bilmiyorum. Dereotlu falan galiba. Şöyle bir cips. Bir tane daha cips aldık. Bu soğanlı ve yoğurtlu bence. Böyle bir şey. Bir de burada likör satan bir yer var. Ama adı rakı diye geçiyormuş. Şöyle kızlar böyle erikli almışlar. Mürdün erikli. Ve bir de şöyle bir şey almışlar. Limonlu. Bunlardan eve giderken alacağım bu arada ben. Burada manzaramızı da göstereyim. Kızlar bir el sallasanıza ya. Kızları da göstereyim size. Şöyle baştan Tuğçe, Burcu ve Pino. Bunu tanıyorsunuz zaten. Beni biliyorsunuz artık. Biliyor olmanız lazım. Bilmiyorsanız çok ayıp. Mel yok. Mel. Manzaramıza bak. Wonder Park'ta piknik yapamadık ama burada yapıyoruz. Ve sen yoksun. Evet. Ne kadar da keyifli anlatamazsın. Şey, kızları bokluyordu ya Meltem. Biraz boklayayım. Gün batımı. Bizim Airbnb'deki saç kurutma makinesi bozuk çıktı. Kızlar da ev sahibine yazdı. Biz dışarıdayken gelip aşağıdaki kafeye bırakmışlar. Pino da in alsana dedi ya dedi. Ben dedim ne diyeceğim. Burcu da dedi ki can I take air hair dry dedi, tamam mı? Ben de indim aşağıya, hello dedim, işte kadın geldi bir tane. Hi dedi. Ezberimi tutup giderken aşağı inene kadar bir sürü tekrarladım. Can I take hair dry dedim böyle. Don't speak English dedi kadın. Kaldım ben böyle, önce Airbnb dedim, hala anlamadı. Sonra ben de böyle yaptım. O zaman çözdü. Yes dedi, getirdi saç kurutma makinesini, verdi. Bugün dondurmacıda da dedim ki kızlara, siz dedim benim siparişimi vermeyin, ben kendim vereceğim. Gittim adama hay dedim, ondan sonra dedim ki sonra çok güldü çocuk. Adam değildi, çocuktu bu arada. Ondan sonra çok güldü çocuk. Sonra dedi ki ne dedi bana, ne cool dedi. Cool gör değil mi? It is cool mu dedi? Yes cool mu dedi falan, neyse. Ben arkadaşıma dedim ne diyor, biraz böyle uzun cümle kurunca anlamadım. Sadece cool dese anlarım belki. Dedi ki sana coolsun diyor dedi. Arkadaşlar işaret diliyle yurt dışında full kendinizi halledebilirsiniz ama biraz Google Translate'e de ihtiyacınız olabilir. Yani full benim tarzancama güvenmeyin, onu da baştan söyleyeyim. Şimdi hazırlandık, bir yere gidiyoruz. Ben bu gideceğimiz yere bir, yani rezervasyonumuz vardı da bu kadar böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Pino'nun kazağını ve şeyin de Burcu'nun da eteğini giydim. Çünkü benim kombinim uygun değil. Aglarım da bu arada Tuğçe'nin siyah ağla. Ya şu an sonra şey, Pino'nun da çantasını takacağım. Yani bugün full benim olmayan şeylerle, hatta yani montum benim ama. Yani şu an üstündeki mont da benim değil. Mont Pino'nun. Aşağı inerken bunu giyip indim. Arkadaşlar iyi ki salaş giymek diye bir şey var. Bu sayede şişkolar zayıfların kıyafetlerini giyemiyor. Şimdi çıkıp akşam yemeğine gideceğiz. Çok güzel bir rezervasyonumuz var. İşin özeti bu kadardı yani. Çok uzattım. Güncellemede görüşürüz. Ay, akşam yemeğimiz biraz hayal kırıklığı oldu gerçekten. Şimdi şöyle çok güzel bir rezervasyon yapmıştık. Ama şöyle bir şey oldu. Bizim Türk olduğumuzu anladıkları an böyle suratları falan düştü. Sonra biz ön tarafta ve canlı müzik var, oraya yakın bir yerde masa istediğimiz halde önceden rezervasyon yaptırırken bunu kabul etmişlerdi. Bizi alt katta böyle köşede yuvarlak bir masaya, ama masanın olduğu kısmın arkasından da garsonlar servis yapıyorlar. Ve boş masa olduğu halde başka masaya geçmek istediğimizi de kabul etmediler. Ya ödeyeceğimiz hesap da şöyle söyleyeyim. Bir tane et tabağına 1500 lira falan para ödeyecektik. Hadi yani birimizin et tabağına, hani başlangıcı var, içeceği var falan. Bir de bu bahsettiğimiz restoranda canlı müzik var diye ekstra şeye, hesaba para yazıyorlar, ücret alıyorlar. Bir de kuvertür ücret alınıyor ekstra. Yani bunların hepsini verip böyle izbe bir yerde akşam yemeği yemektense
şöyle bir yerde köfte ekmek yemeyi tercih edelim yani. Çok, biz de kalktık. Evet, biz de kalktık. Zaten kalktığımızı söylediğimizde garson hemen okey deyip mumu söndürdü. Masanın mumunu yakmıştı, masanın mumunu söndürdü. Vallahi ya, o kadar şey karşıladı ki zaten kendi şey, insanlarıyla yemek yemek istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani yorumlarda da zaten Türkler istenmiyor burada falan yazıyordu. Okey. Yani çok değişik. Biz de gelip bunlara para kazandırıyoruz. Bir de böyle bir şey var yani. Hata bizde. Tamamen bizde yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şimdi kızlar başka bir yere bakıyorlar. Kızlar tamamen turistlerin takıldığı bir yer varmış. Oraya getirdiler bizi. Sinirlendim ya, var ya. Neyse. Burası çok güzel. Ortam da güzel. Şöyle. Mini'ye bakıyor kızlar. Pino burada. Ve gördüğünüz gibi burada da canlı müzik var. Yemeğe karar veremiyoruz. Tavuk karar verdi gene sonunda. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Çekmeyi unuttum. Şurada bir tavuk var. Burada köfte. Burada bir salata. Burada sebze. Kaymaklı köfte. Cem abi. Bu bölgenin Cem abi dedikleri bu. Bölgenin yöresel şey. Cem abi. Boşlandı mı bu esas? Bu köftenin adı Cem abiymiş. Aslında bizim Tekirdağ köfteye benziyor. Tek farkı kaymakla. Bok gibi muamele yapan restoran burasıydı. Evet arkadaşlar, Elif geldi aynı anda böyle bu makyajıyla bu şekilde koltuğa oturdu ve sızdı uyuyor. Elif böyle de kalkmamıştı. Yaşlanmış bu kız, yaşlanmış içinde yemek yerken uyudu. İşi gücü uyumak, derdi fikri uyumak. Elini yüzünü bile yıkamıyor, bakın makyajı olduğu gibi duruyor. Dijit tavsiyelerine kendi uyumuyor. Günaydın arkadaşlar. Ben yine 6'da uyandım. Yollar temizlenirken yollara düştüm. Anlatayım size ama şurada çok gürültü var. Şuraya geçeyim öyle anlatayım. Günaydın arkadaşlar. Yine sabahın köründe. Sokaklarda kimseler yokken yollara düştük. Yollara düşmedik aslında. Ben sabah 6'da uyandım. Böyle 6 deyince gözüm açılıyor burada. Duş falan aldım, hazırlandım. Kızlar uyuyor. Evde gürültü yapacağıma çıkayım biraz dolaşayım dedim. Burada marketler 7/24 açık. Poğaça falan alayım dedim. Çünkü marketlerin fırın bölümü var. Aynı bizdeki marketlerde olduğu gibi. Tek fark 7/24 açık olması. Neyse sonra Pino da uyandı. Pino. Günaydın. Neredeyim? Buradayım. Sonra dedi ki ben de geleyim dedi. Beraber çıktık. Bir tane kitapçı vardı, gösterdim videoda. Onun boş fotoğrafını çektim. Önünü boş yakalamak mümkün değildi. Sonra da markete gidiyoruz şimdi. Marketten bir şey alacağız. Biraz size marketi göstereyim mi? Göstereyim ya. Bakın marketin şöyle bir kısmı var. Sıcak sıcak, taze taze. Her şey de var yani. Şu ıspanaklıyım, şu ıspanaklıdan almayı düşünüyorum şu anda. Bir de sade kruvasan alacağım. Kruvasan yiyeceğiz bugün ama belki bir de şundan alırım. Şu da peynirle, şu da olabilir. Şimdi börek yiyeceğiz. Marketten aldık. Mis gibi. Yani mis gibi olduğunu düşünüyoruz. Kıymalı. Yok lan. Ay kıymalı mı dedim? Börek böreğini konuştuk ya. Ispanaklı. Kıymalı dediğimin farkında bile değilim. Börek böreğini konuştuk. Burada sırf böreği diye satıyorlarmış. Ben dedim ki aslında biz biliyoruz börek böreği. Nerede börek yediğimizi göstereyim mi? Cumhuriyet Meydanı'nda börek yiyoruz arkadaşlar. Keşke iki tane alsaydım bundan. Diğerini belki artık koyacaksın. Bir de şöyle bir şey aldık.
Peynirliydi, patatesiydi bence. Ya peynir ya patatesiydi. Buna bakayım şimdi. Dur, çok üzüldüm. Taşa oturuyoruz çünkü. Peynirli. Size bugünkü kombinimi göstermek isterim. Şöyle bir Converse giydim. Çorap. Şöyle bir pantolon. Böyle çizgili bir kazak. Ve makyaj yaptım ama dudaklarımı aynı ruju tekrar süreceğim. Böyle Mac'in şey vardı ya, hani Christmas zamanı aldığım, Noel, aman aralıklarda aldığım o ruj süreceğim. Kombinim bu şekilde. Bence iyi yani. Bugün biraz hava kapalı, o yüzden kazak giydim üşümeyeyim diye. Ve zaten bu kombini burada yapmak istiyordum. Pantolonu son dakika aldım, biliyorsunuz siz haftalık bloklardan. Evet, hadi çıkalım. Kruvasancıya gideceğiz şimdi. Bir kruvasancıya geldik ve yürüdüğümüzde değdi arkadaşlar. Çünkü nefis görünüyorlar. Şimdi göstereceğim, mekan da çok güzel, bahçesi de çok güzel. Ama şöyle garip bulunacak bir yer. Mekanların adını inşallah videoda böyle altlara yazacağım, gittiğimiz mekanların adını. Amin, amin, amin. Unutmazsa. Ama şey, böyle iki plazanın ortasında, yani böyle dışarıdan kafe nerede diye bir etrafınıza bakıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ama eğer Belgrad'a gelirseniz bu kafeye kesinlikle gelin. Çok güzel, mükemmel. Böyle Fransız mekanlara benziyor. Tam böyle Fransız tarzıyla yapılmış bir mekan. Şöyle mesela kruvasanları göstereyim size. Sade kruvasanlar da çok güzel. Şimdi size aç gözlülüğümüzün boyutunu göstereceğim. Şöyle. Ya neyse, herkesin bana ayak uyduruyor olması beni çok mutlu ediyor. Burada kim var? Abi çok yedim. Biz sabah börek de yedik ya. Bence biz reziliz. Ya öf, bir daha mı geleceğiz ya? Size kombinimi gösterdim. Arkadaşlar biz Novi Sad'a gidiyoruz ama trenle değil. Tren garı diye bir yere geldik. Biletleri aldık. Karşımıza otobüsler çıktı. Otobüse gidiyoruz. Birazcık da pahalıymış bu arada. Gidiş dönüş 1200 Sırp dinara vereceğiz. Ne kadar yapıyordu? 500 lira falan. Yok be, o kadar yapmıyor. 300 küsür lira yapıyor. 300 küsür lira. Tabii. 400 mü yapıyor? 400. Dün yine oyuncak aldım ya, o kadar dediniz. 1200. 400 falan. Çift katlı otobüsle mi gidiyoruz? Hayır, tüh deyin. Arkadaşlar bu otobüs yolculuğu tahmin ettiğimizden uzun sürüyor. Tabii bu da bizim sıçtığımızın resmidir çünkü bütün vaktimiz otobüste geçecek o zaman. Yani biraz öyle görünüyor. Bu bizi üzdü. Umarım Novi Sad buna değersin. Nasıl yani? Doğru yere gidiyoruz kız, korkutma. Cinli. Arkadaşlar biz yol iz bilmezler bir halt yedik ve Novi Sad'a geldik. Ama şöyle bir hata yaptık, otobüsle geldik ve otobüs tam 2 saat 10 dakikaya mı geldi? Tam 2 saate geldi. Geldik şimdi Novi Sad'ın şehir merkezindeyiz ve burada dolaşıyoruz. Merkezine gidiyoruz şimdi. Ya dedik ki Belgrad küçük bir şehir, bir şehrini daha görelim Sırbistan'ın. Novi Sad'a geldik. Bence iyi bir şey yaptık. Dönüşte de trene bilet aldık ve trenle gideceğiz. Tren 1 saate gidiyor. Bir de trenin hızlı versiyonu var. O 20 dakika daha erken gidiyor. Bir de gelirken, hadi bir de gıybet kısmına geleyim. Gelirken şöyle bir şey yaşadık. Tren, otobüse indikten sonra şehir hattı otobüsüne bindik. Aynı bizdeki İETT gibi. Adam benden 100 Sırp dinarı fazla aldı. Geri istedik, vermedi ısrarla. Sinir oldum ya, hakkımı yeniden istedim. Böyle oturdum var ya, bir gıcık oldum. Neyse, sonra inerken böyle aynadan adama bir bakış attım. İndik, biz orada duruyorduk. Adam ısrarla kornaya bastı. Dedik bize bir şey diyor. Gittik, bana 200 Sırp dinarı geri verdi. Makine işaret ederek fazla aldığını kastetti. Ben de aldım ama sonra ben biliyorum 100 dinar fazla verdiğimi, 200 değil. No 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 dedim. İngilizcem bir yerde işe yaradı. 100 Sırp dinarını ona geri verdim. Kendi 100 dinarımı geri aldım. Okey oldum yani. Çok fazla ırkçılık var ama otobüs şoförü önce hakkımı yiyip sonra hakkımı bana geri verdi. Hakkımı bana geri verdiği için teşekkür etmeyeceğim ama güzel bir davranış yaptı. Bakın burası Novi Sad'ın şehir merkezi. Bir şey söyleyeceğim, çok güzel görünüyor burası. Ben şöyle söyleyeyim, Novi Sad'ın şehir merkezi böyle küçücük, aynı Tiflis'te olduğu gibi.
Böyle küçücük bir merkez ama o kadar güzel ki şöyle bir döneceğim etrafımda. Etrafı görmenizi istiyorum. Çok güzel. Böyle küçücük bir kasaba şehri gibi. Ama aynı zamanda şehir gibi de yani gelişmişlik ibareleri de var. Ama çok güzel. Çok beğendim Novi Sad'ı. İyi ki gelmişiz. Bu kadar küçük bir şehrin bu kadar gelişmiş olması beni çok şaşırttı. Ya da gelişmiş demeyeyim de doğru şeyi kullanmadım. Gelişmiş değil. Bu kadar yaşanabilir olması. Ya bizde İç Anadolu'da bir şehirde kafe bulmak o kadar zor ki. Ama en basitinden bahsettim. Sonuçta gençlerin daha çok İç Anadolu bölgesine hani böyle nüfus etmesi lazım ya. Çekecek bir şey yok. Burada her yer yaşanabilir. Her yer gençlere uygun gibime geldi. Çift kolda. Arkadaşlar biz Novi Sad'dan Belgrad'a geri geldik. Ya burası bizim yerimiz ya. Yani çok güzeldi. Çok güzeldi evet. Ama yorulduk. Yorucuydu. Evet. Ama bir makarna yedik. O kadar güzeldi ki. Amsterdam'da hiç yedik. Bir şey paylaşmadık yani hiç yediğimiz bir şey. Doğru düzgün bir şey yemedik çünkü. Burada da yemekten başka bir şey paylaşmadık. Çünkü buraya bildiğiniz yemek yemek için geldik. Çünkü Amsterdam'da biraz içimizde kalmıştık. Amsterdam'da 32 ile çarpıyorduk çünkü. Çok zordu yemek. Yemek yiyeceğimize alışveriş yaptık Amsterdam'da. Arkadaşlar buradan döndüğümde aldıklarım diye bir video çekemeyeceğim çünkü ajvar aldım. Eve gidip salatalığı yiyeyim. Marketten salatalık aldım. Böyle saçma saçma birkaç parça bir şey aldım yani. Kurabiye falan. Kurabiye falan aldım. Yani buradan bir alışveriş videosu gelmeyecek bu arada. Sadece bir tane kitapçı var, buraya gezeceğiz. Oradan bir şeye bakacağız. Çok özür dilerim biraz böyle. Önemli değil. Garip bir şekilde burada alışveriş anında yani hani kozmetikler, giyim kuşamdır, yani lüks harcama diyelim. Ay bizden pahalı. Bizden pahalı. Sephora'daki fiyatlar bizden pahalı, MAC pahalı. Burasıydı. Chetuche. Burasıydı. Şimdi biz bir şey fark ettik. Bu arada bunu dün fark ettik. Ben ne zaman kameraya çıkıp size bir güncelleme yapsam, işte hani şunu yapacağız, bunu yapacağız diye, biz o şeyi yapamıyoruz. Bir şey oluyor ve yapamıyoruz. Şimdi biraz önce kamerayı açtım, dedim ki size, orada bir afallama yaşadığım için o kısmı koymayacağım. Dedim ki işte bu saatte çıktık, saat bu arada 12'yi geçiyor. Çünkü Novi Sad'dan geldikten sonra böyle derin bir uykuya dalmışız. Sonra dışarı çıktık, yani çok acıktık, çıktık mecburen. Dedim İnsanlar ki... İnsanlar kulübe gider biz yemek. Evet, kızlar kulübe gitti biz yemek yemeye. Ya aşk o neyse biz benziyoruz birbirimize. Şimdi yemeğimizi yiyip ilacımızı alıp yatıp uyuyacağız. Evet. Ay, öyle olacak. Koş. Şimdi onu anlatayım size. Dedim ki KFC'ye gidiyoruz işte. Başka yere gidip pork anlatmakla uğraşamayacağız dedim. Çünkü internetimiz yok yani. Çeviri de yapamıyoruz. KFC kapanmış. KFC kapanmış arkadaşlar. Saat 12'de KFC kapanır mı ya? 7/24 market açık anasını satayım. KFC 12'de kapanmış. Biz galiba marketten ya en son falan alıp yiyeceğiz. Marketten öyle şeyler alıp yiyeceğiz ama şurada şansımız deneyelim şuralarda. Bir tane sandviççi vardı. Sabah bir sandviç kestirmişim tavuklu gözüme. Tamam önce oraya gidiyoruz. Sonra açık, da... orası 7/24 açıktı diye tamam. Umuyorum. Değilse de ben bir şey konuşmuyorum çünkü ben konuştuğum zaman o iş olmuyor. Değilse de bakacağız. Şu anda orası açık ama tavuklu sandviç var mı ondan emin değilim. Tamam bakacağız. Arkadaşlar tekrar 72 binlik bir havaalanına gidiyoruz. 72 nezere kaldı. Arkadaşlar bu arada bedavaya gidiyoruz sürekli çünkü. Evet, ama adam 15 gündür değdirmemiş, ben mi değdireceğim? Bir tane Türk'le karşılaştık, 15 gündür buradaymış, 15 gündür biletsiz biniyormuş. Çünkü o şey uygulamaya bilet yüklenmiyormuş, yüklenemiyormuş. Abi bilemiyorum, 15 gündür de hiçbir kontrolü yakalanmazsın yani. Neyse, kalktık. Güzelce hazırlandık mis gibi. Şimdi gidiyoruz yavaş yavaş böyle. Hiç her şey tıkırında. Mis. Maşallah. Maşallah. Hayırlısı ya havalimanına yakın. Sıra diye falan. Evet havalimanında. Evet nasıl bir trafik var? Pazar günü havalimanında demek ki yok. Tatildeler. Evet. 5 günlük tatile denk gelmişiz burada. Milli bayramlarıymış. 5 günlük milli bayram mı olur be? Ne yaptınız abi? Nereyi kurtardınız? Gören de şeyi Amerika'yı kurdular zannedecek. 5 günlük milli bayram. Neyse küçümsemiyorum.